arasında ısrarla sosyalist kalabilmiş birkaç ülkeden birisi. Hatta onlar arasındaki en ilgi çekeni ve en eğlenceli görüneni. Caddelerinde gezinen eski arabalarıyla, güzel kadınlarıyla, başka hiçbir ülkede bulamayacağınız rengarenk evlerin pencerelerinden süzülen müzikleriyle adeta bir masal ülkesi. Tabii bu masal her yanıyla mutluluklarla dolu bir masal değil. Aynı zamanda halkın tabi olduğu kısıtlı özgürlükle de komünizmin en sert özelliklerinin de birlikte yaşandığı bir ülke. Kısaca kimilerine göre bir ütopya, kimilerine göre de dünyayı 50 yıl geriden takip eden adeta yarı açık bir hapishane. Ben de bu çok tartışılan ülke Küba hakkındaki ilginç gerçekleri bu videoda sizler için sıraladım. Resmi olarak söylemem gerekirse tam adı Küba Cumhuriyeti olan bu sosyalist ülke, Karayipler'de bulunan Amerika'ya coğrafi yakınlığıyla bilinen bir ada ülkesi. Kapitalizmin merkezinin yakınlarında hala komünist kalabilmiş bir ülke. Özellikle Soğuk Savaş yıllarında oldukça ilginç ve enteresan durumların yaşanmasına sebep olmuştu. Ama bu başka bir videonun konusu. Dünya üzerindeki en büyük 17. adanın üzerine kurulu olan ülkede tam 11 milyon insan yaşıyor. Haliyle ada, Karayipler'in de en kalabalık nüfusunu barındırıyor. Şekliyle adeta bir timsahı andıran ada, bu sebeple İspanyolca'da El Crocodilo olarak tanınıyor. Son yıllarda ülkede sosyalizmin etkisi her geçen gün biraz daha yumuşuyor. Ancak bu çılgıncasına bir liberalizmin başladığı anlamına gelmiyor tabii ki. Örnek olsun diye şöyle söyleyeyim, Küba Cumhuriyeti, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti ile birlikte Coca-Cola'nın sınırlarından geçemediği iki ülkeden biri. Rahmetli Fidel Castro'nun ve hemen ardından gelen kardeşi Raul Castro'nun ülkeyi 1959'dan 2018'e kadar yönettiğini de belirtelim. Sonuçta diktat rejimiyle uzun yıllar yönetilmiş komünist bir ülkeden bahsediyoruz. Mesela o dönemde yasaklar o kadar sıkıydı ki 2008 yılına kadar Küba halkının cep telefonu kullanması dahi yasaktı. Hadi cep telefonunu bırakın, 2013 yılının sonlarına kadar halkın araba alması bile yasaktı. Evet, o fotoğraflarına doyamadığımız o klasik arabalarla dolu caddelerin en büyük nedeni işte bu. O klasik araçlar toplu ulaşım dışında kullanılmıyordu. Sadece bu işi yapma hakkı olanlar ve resmi görevliler araba kullanabiliyordu. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, Küba'da herkesin zannettiği gibi sadece 60'lı yıllardan kalma klasik arabalar yok. Özellikle devlet kurumları gayet modern ve yeni arabalar kullanıyor. Tabii Küba hep bir mahrumiyet ülkesi değil. Hep duyarsınız Küba Cumhuriyeti tıpta çok iyi diye. Her ne kadar özellikle sosyal medyada çıkan abartılı haberlerdeki kadar olmasa da ülkede ciddi anlamda bir doktor fazlalığı var. Bu sebeple devlet tıbbi yardım ihtiyacı olan birçok ülkeye doktor gönderiyor. Ayrıca bir yanlış bilgiyi daha burada düzelteyim. Küba'da hiçbir yerde internet olmadığı iddia ediliyor. Bırakın ülkede internet olmamasını, 2018 yılından beri ülkedeki 500 umumi açık yerde internet hizmeti var. Hem de yüksek hızlı ve bedava. Hazır konu bedavalardan açılmışken, Küba Devleti'nin kendi vatandaşlarına bedava verdiği hizmetlerden de bahsedelim. Eğitim ve eğitim malzemeleri bedava. Her eve belli oranda bedava temizlik malzemesi veriliyor. Sağlık hizmetleri de yine bedava. Elektrik ve su ise belli bir limite kadar bedava. Belli bir tüketim aşıldığında cüzi bir miktar alınıyor. Aa, bakın bir ilginç bir bedavalık durumu daha var. Demiştim ya, uzun yıllar Küba vatandaşlarının araba alma hakkı yoktu. İşte bu durum ülkede acayip bir kanunun oluşmasına sebep olmuş. Efendim, ülkedeki herhangi bir resmi araca otostop çekilirse o araç sizi almak zorunda. Tabii bu sadece Küba vatandaşları için. Yarın öbür gün turist olarak gidip bu hareketi yaparsanız gereksiz yere triplere girmeyin. Ancak bunları duyunca ay hadi Küba'ya koşalım falan diyorsanız hemen öyle heyecanlanmayın. Ülkede zengin olmanız çok zor. Ülkedeki maaşlardaki fiyat farkları en fazla %3 oranında artabiliyor. Bu şu demek, devletin size uygun gördüğü hayat standartlarının dışına çıkamıyorsunuz. Yani şimdi bu konuda yorum yapmayı düşünmüyorum. Kimin işine hangi sistem gelirse artık. Neyse, biz yine konumuza dönelim ve biraz da ülkedeki sosyal hayattan bahsedelim. Her ne kadar rahat ve fresh insanlar olsalar da Kübalılar ağır şeyler yemeyi seviyor. Bu konuda hiç de fresh değiller. Bu arada Kübalılar köpekleri de çok seviyor. Bu sebeple ülkede birçok sokak köpeği bulunmakta. Ama şaşırtıcı olan şu ki bu köpekler devletin güvencesi altında. Hatta boyunlarına takılan kimlikleri dahi var. Bu kimliklerde adı, hangi bölgede yaşadığı, hatta ve hatta sinirli mi değil mi o bile yazıyor.
Küba'da öğrenci üniformaları aynı renkte değil. Hatta bu durum okul okul değil, sınıf sınıf değişiyor. Yani öğrenci bir üst sınıfa geçtiğinde o sınıfın formasını giyiyor. Evet, komünist bir ülkeye göre biraz fazla renkli değil mi? Şimdi Küba'ya gidecek hanımefendiler için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Efendim, Küba'da tanımadığınız bir erkek size sevimli şey ya da bebek derse laf attığını düşünmeyin. Bu kadınlara bir çeşit hap şekli. Yani size bakar mısınız gibi bir şey diyor. Dedik ya, rahat halk. Bu arada Küba'da 120 tane emekli kulübü var. Yaşlılığı rahat geçirmek Kübalıların adeta yaşama amacı. Son olarak bizleri çok gururlandıracak bir şeyden bahsedeceğim. Küba'nın güzel bir meydanında Atatürk'ün heykeli var ve ülkedeki bir sokağa baş öğretmenimizin adı verilmiş.